Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala resuluna Muhammed ve ala ali ve ashabi ecmaîn. ı Mekke 13. sefir 94. kısım 87. bölüm. Ateşten takva. Allah şöyle buyurur. Kafirler için hazırlanmış ateşten sakının. Başka bir ayette yakıtı insan ve taşlar olan ateşten sakının denilirken Başka bir ayette kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının buyrulur. Ateşten sakınan kimse kabrinden Rahman'a götürülür. el var ve benzeri isimlerden ayrılarak şükrüne karşı Allah'a şükretsin. Özellikle cehennemi gördükten sonra o büyük günde herkese ateş ve benzeri şeylerden sakınma. Ateşten sakınmak onun tuzağı. İlahtan başkasından sakınma sen.'' İnsanın yararını zararında gizledi. Allah seni başarı yerdirsin ve sana anlayış versin. Bilmelisin ki ateş bazı hastalıklar için ilaç olarak kullanılır. Dolayısıyla ateş bir kalkandır. Ateş hastalığından ancak ateşle yakma şeklinde sakınılır. Allah burada ateşi kendisine tutulan kimse için ateşten daha şiddetli bir hastalığa karşı kalkan yaptı. Büyük günahlardan daha büyük Hangi hastalık olabilir? Allah ateşi kıyamet günü büyük günahlar için dünyada ateşle yakarak tedavi olmak gibi bir ilaç yaptı. Allah onları kıyamet günü ateşe sokmakla ateşten daha büyük bir hastalıktan kurtarır. Bu hastalık hakkında korku duyulan kimsenin ateşle yakarak tedavi edilen hastalığın yerini alan Allah'ın öfkesidir. Böylece ateşle yakılarak tedavi edilen kimse afiyete ulaşacağı gibi Büyük günah işleyenler de derileri yanmış bir halde cehennemden sonra cennete geçeceklerdir. Bu yorum cehennemdeki ateşi kalkan anlamında aldığımızda geçerlidir. Nitekim dünya hayatındaki dini cezaları da ahiret azabına karşı kalkan anlamında yorumlarız. Bu cezalar, bu cezalar kefarettir yani örterler. Yani bu cezalar kişiyi ateşin azabından gizler ve örterler. Buradan Allah ve peygamberleriyle savaşanlar derken kastedilenlerin kafirler olduğunu söyledik. Allah'ın dünya hayatında onlara verdiği cezalar, müminlerin hakkında dini cezaların kefaret olması gibi kefaret sayılmaz. Aksine Allah şöyle demiştir. Bu dünya hayatında bir ceza bu dünya hayatında bir cezadır. Ahirette daha büyük azap vardır. Böyle bir şey kafirler için olabilir ahiretteki azabın büyük olması, zahir ve batını içermiş olmasından kaynaklanır. Müminlerden büyük günah işleyenlerin azabı öyle değildir. Çünkü Allah onları ateşte öldürür ve en sonunda simsiyah kömüre dönerler. Onlar ölümleri nedeniyle azabı hissetmez ve dolayısıyla büyük azaptan payları yoktur. Bize iliştiğinde kendisinde bulunan acı nedeniyle ateşten sakınırız. Ateşin taşı olanlar ise onun etkisini artırırlar. Çünkü onlar tıpkı korlar gibi ateşte yanar. Sonra ateş korlar vasıtasıyla ki ateş onlarda ortaya çıkar başka bir etki meydana getirir. Bunda ise bir yarar bulunabilir. Buna örnek olarak yemek kabının altında bulunup yemek kabının altında bulunup da kaptaki yemeği pişiren ateşin yararını verebiliriz. Bu pişme vasıtasıyla insan için bir yarar gerçekleşir. Esir küresi ve güneş ışınları Bizim yararımız bundan, meyvelerin türeyişine ve sıcaklıklarıyla madenlerin olgunlaşmasına etki ederler. Bu nedenle söz konusu şeyler ateş olmakla birlikte rahmettir. Aynı şekilde ahiret yaratılışını, cennet ve cehennemin yerini, cennet meyvelerinden yiyen, cennetliklerin kendisini yiyenler için hazın gerçekleştiği olgunluğu bilenler, ateşin ve cennetin nerede olduğunu da bilirler. Cennet meyvelerinin olgunlaşmasının sebebi, cennet toprağının altındaki ateşin sıcaklığıdır. Böylece ateş cennet toprağının derininde bir sıcaklık meydana getirir. Ve cennetteki yiyeceklerin ve ancak ateşin sıcaklığıyla uygun hale gelen şeylerin olgunlaşmasını sağlar. Bu ateş cennet için kabın altındaki ateş sıcaklığına benzer. Cennet toprağının zemini ateşin çatısıdır. Bunu et tenazzulatul musuliyye isimli kitabımızı açıklamıştık. Güneş, ay ve bütün yıldızlar ateştedir. Allah'ın kendilerine tevdi ettiği hükümlerden ise hayatları onlara bağlı canlıların yararları gerçekleşir. Böylelikle ateş bazı şeyleri ahirette yüceltirken bazı şeyleri dünyada alçaltır. Dünyada durum böyleyken suretler değişse bile ahirette iş manaya intikal eder. Dikkat ediniz. Cennet toprağı misktir. Bu ise içerdiği ateş nedeniyle doğası gereği sıcaktır. Cennet ağaçları bu misk toprağına dikilmiştir. Dünyadaki bitkilerin hali içerdiği doğal sıcaklık nedeniyle gübrelenmeyi gerektirir. Çünkü o kokuşan bir şeydir. Sıcaklık ise kokuşmaya elverişli cisimlerin kokuşmasını sağlar. Bu kadarlık açıklama ateşle sakınma hakkında yeterlidir. Her iki dünyada da ateşten Allah'a sığınırız.